Şunu araya al, çıkartmasana şunu ya. Şu kalsın burada, ölsün anasını satayım nefessizlikten falan ya. Ya hiçbir işe yaramıyor adam, bu paleti kempliyor. Bro oyna oyna, alo. Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Dead videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün böyle hiç tryhard oynayacak bir kafada olmadığım için Smurf hesapta Survivor oynayacağım. Yani Smurf de tartışılır, bu hesabın da MMR'ı yüksek de. En azından diğer hesabıma göre biraz daha düşük katiller gelir diye düşünüyorum. Klasik bir kovalamaca build yaptım. O yüzden çok perk anlatma işine girişmeyeceğim. Bu arada dünkü Until Dawn videosuna yaptığınız güzel yorumlar ve aynı zamanda Instagram'dan yazdığınız güzel mesajlar için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. Bu tarz düşüncelere sahip olduğunuzu bilmek gerçekten milyonlarca aboneden falan daha değerli benim için. Aynı zamanda Until Dawn serisi de 2 günde bir devam edecek. Onu söyleyeyim. Belki final olduğu zaman 2 video arka arkaya atarım. O kim lan? Ha, sen kimsin? Ananı satayım, eğime bak. Eğim yaktırdı beni. Oğlum burası neresi? Adam beni niye bulamıyor? Allah da senin gibi oyunun bin belasını versin ya. Allah senin gibi oyunun bin belasını versin ya. Oğlum kıvrak atıp gidecektim ya. Of, beni nereden çekti ya? Oğlum kara delik gibi dolap beni içine çekti. Lan şu bayağıdır başıma gelmiyordu. Bak ne kadar sinir bozucu bir durum ya. Haa. Anıl mı yiyoruz bir de, ne oldu? Harbiden yiyoruz galiba, ben şunu bir devireyim. Ne yapıyorsun oğlum? Oradan beni tutsan ne işe yarayacak anasını satayım. Tamam güzel. Full W gameplay şu an. Hala geliyor. Kıvrak atıp kaçma zamanı arkadaşlar. Umarım izimi kaybettirebilmişimdir. Allah belanızı bana mı getirdiniz? Oğlum yine beni ne oldu da buldun ya? Ya David! Paleti de var ya, öyle bir yedi ki. Ham yaptı ya paleti, ham yaptı. Bak sen yemiyorsan dedi, abi yer dedi. Ham yaptı paleti anasını satayım. Tunnel'ı dojlamış olduk. Kayıtlara geçmesin artı kıvrak artı medkit ile. Kral gel gidelim, bu sana da gelecek gibi. Bayağı uzaklaştık, evet burası güvenli. Orada hill'lasaydık bak yakalanabilirdik ama burası güvenli, evet. Oğlum geliyor yine, devam et devam et, geliyor adam. Tam dur tekrar. Kral bu sefer de çok mu uzaklaştık acaba, bir ortasını tutturamadık ya. Garanti alalım istiyorsan Colvin Farm'a falan gidelim, ben orada hill'leyeyim seni. Şimdi bakın arkadaşlar, benim bir tane shorts videom var ya. Killoran'a en düşük katiller diye. Orada mesela Deathslinger var. Deathslinger normalde güçlü bir katil değil mi? Ama oynaması basit bir katil olmadığı için işte bu tarz MMR'larda Deathslinger'ın kill alma oranı düşüyor. Bak adam ilk hook'unu 10 saniyede aldı mesela benim hatam yüzümden. Ama sonrasında başka hook alamadı neredeyse yani. Çünkü Nurse gibi, Deathslinger gibi katiller her ne kadar çok güçlü olsa da oynaması zor katiller. Herkesin elinde bir tehlike değiller yani. Sadece oynamayı bilenlerin, eğimi iyi olanların elinde tehlikeler. Aynı zamanda da normal hızlı katillere göre yavaş olduğu için harita kontrolü çok kötü olan bir katil Deathslinger. Yani iyi oynuyor olsanız bile kovalamacaları hızlı kazanırsınız. Evet ama genel olarak canrush yersiniz. Özel bir build'iniz yoksa. Çünkü gerçekten haritanın bir tarafındaki jeneratöre gidene kadar zaten hani mahvoluyorsunuz. Oğlum bizim adam ne yapıyor? Az önce jeneratöre tuzak bıraktı. Şimdi buraya bomba bıraktı. Bu arada arkadaşlar size bir tane loop öğreteyim mi? Bak. Geçen yabancı bir YouTuber'dan gördüm. Şimdi şu kütüphanenin penceresinden atlıyorsunuz ya. Tamam, atladınız pencereden. Genelde biz ne yaparız pencereden atladıktan sonra? Ya şu taraftan gideriz, hani şu şekilde dolanırız. Katil diğer taraftan geliyorsa. Katil bu taraftan geliyorsa da şuradan dolanırız. Palet tarafına gideriz değil mi? Bir dakika, adam bana geldi galiba. Ben size anlatacağım onu. Heh, gitti geri. Şimdi bu pencereden atlıyorsunuz. Katil eğer diğer taraftan dolanıyorsa ya da volt attıysa hemen şuradan dolanıyorsunuz. Tamam bak şuradan. Şöyle dolanıp şu odaya giriyorsunuz. Şuradaki kestirmeden hop tekrar bu pencereye geliyorsunuz. Oğlum dibimizde adam ölmüş. Burada bir şey anlatıyoruz anasını satayım. Dur diğer varyasyonu da söyleyeceğim. Katil şu taraftan dolanıyorsa ya da yine pencereden volt attıysa onda da bu sağdan dolanıp şu odaya giriyorsunuz. Bu odadan hemen sola dönüp bu kapıdan çıkıyorsunuz. Yine buradan volt atıyorsunuz. Anladınız mı? Yani şu şekil şu şekil spotta dönmek yerine bayağı genişten alıp o odayı loop olarak kullanıyorsunuz ve buradan tekrar atlıyorsunuz. Böylece hani balta fırlatabilen falan bir katil değilse, sizi düz kovalamak zorunda olan bir katilse yani neredeyse garanti olarak 3 kere o pencereden atlamış oluyorsunuz ve ciddi zaman kaybediyor. Böyle çok fazla loop lokasyonu öğrendim aslında. Hani ben oyunu yıllardır oynadığım halde loopları bu tarz kullanmasını bilmiyordum. İsterseniz bunları tek bir video haline getirebilirim. Nasıl infinite looplar keşfedilebilir? Ulan bu arada ya bitmiş jeneratöre oturmaya çalıştım. Aynen, bir de size loop öğretmeye çalışayım ya. Neyse, işin şakası bir yana, harbiden böyle video yapabilirim arkadaşlar. Başlangıç ve orta seviyeyi boş verin. İleri seviyelerin bile işine yarar yani anlatacağım şeyler. Çok güzel şeyler öğrendim çünkü gerçekten. Kanka. Zınk. Ve seni şimdi yine lupa sokmadım mı? Onu kır istiyorsan. Kırmazsan başın belaya girecek çünkü. Geleceğim peşimden.
Sanırım oradan önüme çıkmayı akıl etti. Aynen öyle. Çakal iniyor ya. Duolingo falan yani, hani anladın mı? Hop. Diğer odaya kaçtık hemen. Al, son jeni de bitirdik. Beyimine mi çok güveniyorsun? Başka bir şey mi? Zaten maç gitti, bari ekstrem vuruş atayım diyor ne? Oy, iyisin. Purpodu göt olma meşin. Kırmadı orayı. Okey, işime gelir. Böyle sınırsız dönebiliriz. Yine kırmadı. Kanka bak, bu hastane mapinde bu tarz yerlerde dolanırsan diyecektim ki yetişti galiba. Yetişir mi lan? Aa, sattık. Sattık ya, diğer taraftan dolanır diye düşündüm. Keşke adam stun yediğinde hiç vakit kaybetmeden direkt bu hamleyi yapsaymışım. Oradaki palette 1,5 saniye beklemem canıma mal oldu. Oğlum hiç asılmamışsınız, biri trade'e girsin lan. Çok küçük soruyor, tutturamıyorum. Hadi tut lan ucundan, beni tut. Allah kahretsin, bir saniye erken gelseniz, bir saniye. Hiç de skill check ıskalamadım ya. Tırnak ucu kadar skill check tutturdum lan. Decisive sorsa tutturamam. Şurada var ya, götümün derdini tutturdum. Yazıklar olsun, iki tane prestige 100. Hiç asılmamışlar, beni alamadılar. Arkadaşlar harita attım. Bir de o Genrush yesin burada diye. Adamın attığına bak, adak koruması. Bir tanecik harita istemiştim ya. Bizim Fengmin'in ismi nerede? Oyuna isim yiyen katil gelsin. Mesela beni astığı zaman solda nickim kaybolsun. Ya da saçma sapan bir şeye dönsün nickim. Gördüğünüz gibi Tom ve Jerry kovalamacası dönüyor arkadaşlar. Full HD ahmetcehenneme.com sayesinde sizlere izletiyorum bunu. Tek bir kovalamacada 3 gem bitti, inanılmaz. Ama bu katilin hatasıydı. Bu kadar oyalanmaman lazım yani tek bir kişide. Abi istiyorsan ara sıra özellik at. Vescor oynuyor çünkü, haberin olsun. Oy, güzel tuttu lan. Ya niye adama akıl verdiysem ne güzel satıyordu anasını satayım değil mi? Adama akıl verirsen adam da gelir böyle sana özelliğini atar. Güzel. Palete devireceğiz. Albert Veska. Görüşürüz. Mama bizi açık bir yerde bırakmış oldu bu sayede. Galiba öldük. Belki şuraya bir fake. Güzel. Şimdi hemen spot değiştiriyoruz arkadaşlar o hata yaptığı zaman. Hata değil gerçi yani ama... Görüşürüz kral inyo. Aa, çok iyi oynadı lan. Ah be, harbiden güzel oynadı ha. O köşeyi bir dönebilsem bir dakika falan daha döndürürdüm. Abi şu tarz katillerin karşısında oynamaya bayılıyorum ya. Yani jen falan adamın umrunda değil, anladın mı? Birisine kafayı takıyor ya, onu düşürene kadar kovalıyor. Normalde çok yanlış ama hani loop atabiliyorsun yani. Adam mesela sana vurup gitmiyor. Seni kovalamaya devam ediyor böyle. Loop atma şansın oluyor yani, çok keyifli geçiyor gerçekten. Ben eskiden mesela bubbaları bu yüzden severdim. Adam bir fokuslanıyor sana, başka kimseyi görmüyor mesela. 5 jen boyunca seni kovalıyor, maçı kaybediyor ama seni düşürüp campliyor yani mesela. Ama sen öyle bir chase atmış oluyorsun ki o sırada. Ama... Aha yine bug'a mı girdim, ne oldu? E öldüm. Oğlum alo! Var ya, bir şey, size bir şey diyeyim mi? Oyunun bug'ından ölüyordum ölseydim. Niye o kadar yavaşladım bilmiyorum. İyi var, saldı beni de. Niye o kadar toparlanamadım ya kendime? Bir spot'u atamadım lan kendime. Sıkıştırdı oraya beni. Oh ne oldu, sprey bastık, kendimize müdahale ediyoruz. Bir de heal'lanacağız. Elimdeymişken ütü falan da yapayım da bari hani aradan çıkarak onları da anasını satayım. Lan açamadı! Ihh! Ananı avradını. Beni de biliyor mu acaba? Vallahi biliyormuş. Mecbur gideceğiz. Raise kart sürün. Ananı avradını, bunu hiç hesap etmemiştim. Neyse o kaçtı mı? Tamam neyse tamam. Benim amacıma ulaştım. Ben amacıma ulaştım hocam. Beni bir şekilde alırsınız herhalde, eşek değilseniz. Tam güzel heal'landılar ama Dwight'ın birazdan barı da olacak. Özelliğe tek yiyecek. Dwight sprey basacak. Sonra gelecekler. İyisiniz. Takım koordineli. Az önceki maçta yediğim satışı yemek istemiyorum. Hadi aslanlarım. Çek. Alo. Oğlum. Takımı öven ağzımı var ya. Ya birader nasıl ya? Nasıl ya? Oğlum bana gelince neden böyle oluyorsunuz? Ben killer'ı oynayan olsam var ya. Birisi arkadan gelir bana 619 çeker. Öndeki gider Undertaker'ın mezar taşı hareketini yapar ve alırlar yani anasını satayım. Anladın mı? Hot performance indeed abi, anasını satayım. Al, biz de öldük. Yetişemeyeceğim ki.
Al. İnanılmaz ya, inanılmaz ya. Maç sonu tabi kayıtlara geçmesin falan da çalışmıyor. Neyse yani en azından satıp gitmedi. O tesellisi var yani, yaralı yaralı geldi trade'leme pahasına. Oradan hadi bir gözüme girdiniz. Ya abi ne olur şu mipin bir gelsin arkadaşlar. Bir tane loop açısı göstereceğim de size yine. Bu sefer de yine hastane atmışlar ya. Hadi kazanayım hadi. Hadi %50 hadi. Tamam istemiyorum bir şey. Okey. Hakkım yok benim böyle şeyler istemeye. Anlıyorum tamam. Neyse bari biliye en azından ve hastanede daha zorlarız gibi de. Biri AFK. Tamam geldi. Ne oluyor lan? Has. Hasikome. Tası koydum Witcher. Oranın var ya base'miş orası, pencere sanıp arkama bakarak şu şekilde ilerlesem belediye çukuru gibi düşüyordum oraya. Tamam siz gülerdiniz ama ben gülemezdim. Yine mi geliyorsunuz beyefendi? Gücendim. Şimdi kıvrak zamanı. Kıvrak yok arkadaşlar. Ben üstesinden gele geçmiştim öbür attığım map'ten dolayı. Çünkü bir şey gösterecektim size. Bir saattir kıvrağa güveniyorum biliyor musunuz? Bir şey olmaz, bir tane yerden atlar kaçarım diye. Ne yaptın? Gel heal'layım gel. Sen de Mikaela'sın, ben de Mikaela'yım. Senin adın Kemal Mikaela olsun. Abi olayı... Abi vallahi ben yapmadım lan. İyi bari biraz zaman kazandırdık gibi ona. Oğlum bu totem perkü değişikmiş lan. Sürekli bana jenlerin falan yerini gösteriyor. Şu boon totem var ya. Ya kardeşim az önce heal'layım dedim. Yoh dedin. Bu Mikaela'lar var ya. Bütün boonlar bunun altından çıkıyor var ya. Mahvediyorlar ya. Oğlum bu ne bütün... Bayağı uzaktakini falan da gösteriyor. Bu ne totemiymiş ya. Bak bak bak. Yine açtı totemini oraya. Dudu peri jeneratörler görünsün. Lan. Gel bana gel gel. Bırak garibanı gel. Beni son mu sanıyor acaba? Aynen kankacım yaptın onu şu an. Ulan tier 1 hillbilliler yapamaz onu bu spotta. Sen neyin götü lan o? Çakal. Zınk. Gel seni kütüphane loopuna sokayım. Gel gel. T-bag'i de yedin ağzına. Kankam çok iyi niyetlisin be. Ya bir yerde hilbiller elbet seni düşürüyor da. Buradaki gibi değildir herhalde. Hop gidiyor gibi yapıp geri döndük. Okey iniyor. Karşıdan atlanıyor. Hala devam etseydi şu loop'u kullanacaktım. Arkadaşlar bakın size balık vermeyeyim de balık tutmayı öğreteyim. Mesela şu tarz bir spot var ya. Bak şimdi bu spotun bu tarafında oynarsan katil elbet sana mind game yapar. Ama daha öncesinden şu odaya girip şu şekilde duvar dibinden hızlı hızlı dönüp şöyle bir şey yapıp sonrasında gelip bu paleti devirirseniz katil yandan dolanmak zorunda kalır. Çünkü sizin burada oynayacağınızı düşünür. Fakat siz aynı şekilde yola devam edip tekrar buradan bu şekilde devam edip bu odadan çıkıp tekrar buradan volt atarak katili çok güçlü bir loop'a sokmuş olursunuz. Bazı spotları böyle değerlendirin. Yani bu tarz oda içlerinden geniş taraflardan dönmeye çalışın. Gerçekten çok güzel loop'lar öğrendim. Onlarla ilgili bir video hazırlayacağım. En azından teori kısmını göstereceğim. Yani her katile karşı aynı şekilde işlemez tabii ki loop'lar. Nurse gelir, Huntress gelir. Hiçbir iş yapamamış olursunuz. Kaçabildik bu maç. Ama en azından genel böyle teori bir bilgi vereceğim ki eminim ki çoğu yerde çok işinize yarayacak. Ne zaman hazırlarım bilmiyorum. Yakın zamanda atabileceğim bir video tarzı değil. Bayağı uzun çünkü. Hepsini benim de incelemem gerekiyor. Bir tane yabancıdan alıntı yapacağım çünkü. O içeriği Türkçeleştireceğim yani. Çünkü adam tek bir video halinde atmamış. Tek bir loop'u 25 dakika boyunca falan anlatıyor adam. Hani ben oradan özet şeklinde tüm loop'ları alıp tek bir video haline getireceğim. Her bir loop'u böyle kısa kısa 1,5-2 dakika şeklinde anlatacağım. Bu bahsettiğim adamın oyuna olan aşkını şu şekilde anlayabilirsiniz. Kargo yuvası haritası var ya, artistin haritası. Adam bak sadece o harita için, tek bir harita için 5,5 saat boyunca rehber videosu çekmiş. 5,5 saat. Tek bir haritayı anlatıyor. Çok popüler bir YouTuber olmadığı için belki tanımıyorsunuzdur adamı. Adam 2020 yılından beri falan perksüz oynuyor. Oyunu. Hiç perk takmıyor. Bu da şey anlamı taşıyor yani. Ben o kadar güzel loop'lar buluyorum ki perk takma ihtiyacı bile duymuyorum. Hiç perk takmadan 5 rank katil oyaladığı falan oluyor. Öyle aşırı şey bir oyuncu da değil. Hani Eren gibi işte dump tech deneyim falan gibi böyle skill üzerine bir oyuncu da değil. Adam sadece akıllı. Loop'ları çok iyi değerlendiriyor. Ve perk kullanmadığı için hiçbir şekilde blood points harcamıyor. Adamın blood points'i en son baktığımda 115 milyon falandı. Abi sınır 2 milyon değil mi? 115'e nasıl çıktı diye düşünüyor olabilirsiniz. Adam o kadar harcamıyor ki işte beleş blood points kodu geldiği zaman onu giriyor. Ya da oyun bonus veriyor biliyorsunuz.
ki günlük haftalık olarak falan. İşte 2020 yılından beri hiç harcamadığı için onlar birike birike 115 milyon olmuş. Abi çok teşekkür ederim haritamı bozmadığınız için. Şimdi buranın loopunda orta binada bir infinity var. Bir sonsuzluk loopu var. Gerçekten sonsuzluk loopu bu arada. Ama nurse geldi. Ben arkadaşlar bunu en iyisi rehber videosuna saklayayım. Hani videoda da uygulamalı şekilde gameplay olarak gösterebilir miyim diyecektim ama anlaşılan gösteremeyeceğiz. Neyse belki kötü oynayan bir nurse'dur diyeceğim. Oo başkan siz de yamuldunuz ama ya. Dur deneme attempt dur. Alma 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 alma. Canım alma da oraya asamasın. Hadi çekelim bari, hadi blok atalım. Bravo. Hah, kör etme de kaçın şimdi. Oğlum nurse de iyi değil, biraz direnin alırız lan bu maçı. Bak mala bak, maçı satıyor, al beni kancaya as diyor. Oho. Abo. Şuraya bir atlıyor gibi fake. Kral senin yemediğin fake kalmadı diye Rena'yla sana nasıl ölmüş ya? Oho başkan. Şöyle bir fake kısa atmasını sağlayacağız. İkinci bekle. Ah be. İlkini kısa atmasını sağladım da adam bak bana sinir oldu gitti onu aldı. Pıptıs 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 ye ye pıptıs 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 pıptıs. Gel gel hadi as ya, ben oynamak istemiyorum, hadi as. Alo. Kime diyorum? Ben gidin sokacağım oynayacağınız oyuna şimdi ya. Katil oynarken ne kadar çekindiğim harita varsa hepsini atıyorum şu an. RP'de attım şimdi de. Aynı acıyı onlara da yaşatıyorum. Abi öyle itbara atıyorum loop göstereyim diye nurse geliyor. İnanılmaz ya. Orada çok ilginç bir sahne oldu arkadaşlar. Neyse ki gamer'ın da bir kameralarından kaçmadı. Yalnız bu Mahmut Hoca Bili mi? Evet Mahmut Hoca Bili bu. Bunlar fena oluyor ya. Bunlar var ya fena oluyor fena. Bu Mahmut Hoca Bililer acayip oluyor. Çok iyi. Güzel bir loop'a soktuk adamı. Sadece palette oynamak yerine diğer tarafı da kullanıp pencereyi de değerlendiriyoruz. Aynı loop'a devam. Çakallık yapıp önümüze çıkmayı deneyebilir. Aynen de öyle yaptı. Allah! Cabroninho'lar şu an niye uzakta jeneratör yapan birisi yok? Adamı iki tur infinite loop'a soktum. Anan ağrıdır. Hop. Tabii ki o spot'u oynamayacağım sana karşı. Ya oğlum şu an uzakta... Ya ne yapıyorsun burada ya? Git uzakta canım. Sen s**tir git la. Kancaya git diye bir de beni işaret ediyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Orada hem jeneratör yapmaya çalışıyorum hem hayvan gibi loop atmışım adama. Sınırsız loop'a sokup adama zaman kaybettirmişim. Hem de kancayı ben alacağım. Oldu. Git git yayıl haritaya, yara yayıl. Adam satıyor şu an, bitir şuradaki canları. Bir tam jeneratör bitirdik %0'dan başlayıp. David daha yeni oturdu bir tane jeneratöre. Acaba ne yaptı o sürede, çok merak ettim. Ana avradını ne oldu ya, bize nasıl döndün ya? Şunu araya al, çıkartmasana şunu ya. Şu kalsın burada, ölsün anasını satın nefessizlikten falan ya. Ya hiçbir işe yaramıyor adam, bu paleti campliyor. Bro oyna oyna, alo. Oynasana ya. Palet campliyor, sadece loop atıyor sabahtan beri ya. Salak. İyi ben de oynamayayım anasını, kaybet bu maçı. Hadi seni de şurada blok diyorum, hadi bakayım. Gel bu taraftan gelebiliyor musun, bak bakayım. Sana gelirse looplarsın, ekstra sen niye palette bekleyip adamın gelmesini bekliyorsun ya? Allah bin belanı versin seni, tamam mı? Bak hala abi bak adam orada bekliyor bak. Gelsin de looplayayım diye bak. Bak görüyor musunuz? Ne can ne bir şey. Oğlum ben o adamın var ya bu maçı satacağım. Üzgünüm arkadaşlar. Bu maçı hak etmiyor adam. Bu maçı çok ciddi bir şekilde satacağım. O adamı bloklayacağım. Bak bana yorum yazıyordunuz. Abi trollüne survivorları bloklayıp öldürür müsün? Katile yardım eder misin diye. O yorumlara bile diyordum ki. Abicim böyle bir şey gerek yok. Hani böyle bir şey yapmam. Bu apayrı bir trolle giriyor. O troll değil, sabotaj oluyor. Buna yapacağım abi. Bu hak etti. Bu bambaşka bir olay çünkü. Adam bizi kölesi olarak kullanmaya çalışıyor. Jenleri siz yapın, huku siz alın. Ben o palette durayım. Adam gelince loop atayım. Oldu anasını satayım. Bir kıvrakinho daha geldi. Yine seni bu palette bulursam var ya, paleti harbiden devirecektim artık. Kafasının üstüne vuracaktım paleti ya. Allah'ım oradaymış. Seni blokluyorum anasını. Heh. Al bakalım. Oldu mu? Oldu mu ha? Kahpe çocuğu oldu mu? Hadi bakalım, seni şimdi almaya da gelmiyorum. İnşallah etten falan deneyip ölürsün orada. Heh, gel kral, burada loop da atalım seninle. Onu da alamasınlar, camp'le onu. Bilbili senin de kel kafana şaplığa vuracağım şimdi ya. Ne oldu, geçemedin mi lan ha? Bir de o palette durup bana işaret yapıyor şöyle. Sen Jhen'e git, sen kancadakini almaya git, ben burada bekleyeceğim. Oldu anasını satayım. Acayip kuruldum adama ya. Yemin ederim oğlum bu kadar bencil olamazsın ya. Ulan şimdiye kaçıp gitmiştik, öbür maça girmiştim. Elini Jhen'e sürmedi ya 4 Jhen boyunca. Adamım.
Hillbilly harbiden sen de gördüğüm en değişik Hillbilly oyuncularındansın ya. En aklı başında Hillbilly main ya. Bu jene Brent Newport basılmış da yapamıyoruz ki. Onu satayım. Atlasam ölüyor muydum lan? Bulup'tan kaçıyor adam. Güzel. Geldiği gibi direkt oraya kaçmamız iyi oluyor. Ama ben en azından geldiği gibi kaçıyorum yani. Gidip orada camplemiyorum diğer ena gibi. Oğlum adamı burada tutuyorum sabahtan beri. Ne olur arkadaşım bitirin lan. Bak hem bu jenin savunmasını sağlıyorum. Hem geldiği zaman Infinity'ye kaçıyorum. Yakalama şansı yok. Hop hemen tekrar oturdum jene şimdi. Siz orada zaman kazandırırken ben de bunu bitireceğim. Bak adama iki blok deyip adam edince nasıl jen yapmaya başladı görüyor musunuz solda? Bunları anladığı dilden konuşacaksın arkadaşlar. Sen bencil misin? Ben de bencilim kardeşim. Maçı kazanmak umurumda olmaz. Sen bana yardım et jen konusunda. Ne bileyim heal konusunda bir şey konusunda. Ben zaten Neşe Bahçesi'nde yaptığım gibi gerekirse kendim ölürüm. Seni kaçırtırım o maç. Sıkıntı yok. Hayatımda ilk defa bir kurbanı trolledim. Bloklayarak falan. İbo hariç. Yani İbo'ya çok yaptığım zamanda ama o zaten benim takım arkadaşım olduğu için. Solo girdiğim bir oyunda ilk defa bir kurbanı trolledim yani. Hop bak adam gitti gibi o timing'de hemen jene tekrar oturuyorum. İki jene birden savunamaz çünkü onların jene gittiği zaman bunu ilerletmiş oluyoruz. Ananı ordunu. Kıvrak var. Kıvrak var. O ne oğlum, testereyi fırlatıyor lan Leatherface 2022'deki gibi. Kral testere elinden uçuyordu, ne yaptın? Ne yapıyorsun lan? Gerizekalı, kafana şapla vururum he. Git lan buradan. Bak kapı gelmiş buraya, kapıyı açmıyor, hala adamı üstüne çekip loop atma derdinde. Bak kapıyı 20'ye getirip bırakmış. Sen ne yapıyorsun? Bu kim oğlum, Aslan Max gibi anasını satayım. Bu ne, dondurma reklamı mısın lan sen? Ben açıyorum videomu abi, gram umurunda değilsiniz. Hadi bakayım, inşallah ölürsünüz arkada. Hadi şuna değil, şuna testereyi bir sapla be. Ona değil oğlum, yanlış kişiye sapladın ya. Son maça da karga yuvası attım, hadi bakalım. Gençler bu arada yakın zamanda çok güzel bir şarkı keşfettim. Benden bu tarz öneriler almayı sevdiğinizi bildiğim için sizlere de önermek istiyorum. Kingdom Come grubunun Friends şarkısı. Çok güzel, böyle çok huzur veren, melodisi çok iyi olan bir şarkı bana göre. Aa, Huntress gelmiş lan. Of of. Alacaktım gibi topuğuma sıktı bir de ya şerefsiz. Direnç var, bari jen yapayım diyeceğim de Huntress'e karşı da yaralı dolanmak olmaz ya. Ugh. Alo. Oğlum gitti sandım. Git artık ama ya. Bekleyecek miydin orada sabaha kadar anasını satayım? Şeyden korktum ya. Şu yandan falan dolanıp kapıdan direkt açık halde yakalarsa diye. Onu yapacağını düşündüğüm için o spottan çıktım da. Adam harbiden sabaha kadar bekleyecekmiş galiba orada. Oğlum bu adam benim hasmım falan olabilir mi? Önce topuğuma sıktı. Bir uyarı ateşi yaptı bana. Sonra geldi kapıma dayandı bildiğin yani. Bekledi paletin başında dakikalarca. Buraya geliyor Leon, git. Ben gitmeyeceğim. Şaka lan şaka, ben de gideceğim. Neyin kahramanlık gösterisi anasını satayım. Kral abo. Harbiden avcı Huntress'e denk geldik ya. Kıvrak. Çok teşekkür ederim Kıvrak. Oğlum. Hayır, oradan tutturamazsın onu. Çakallık yapıyor. Çok iyi lan Purpa. Akılsın oğlum. Akılsın lan Purpa. Al bunu şimdi. Aman diyeyim, fena yapıştırdı vallahi bizimkine. Ooo! Oto aim gibi vurdu lan bizimkini. Reis şurada beni bir heal'lasana. Oy, bunda hızlı heal mi var? Bu ne var? Oğlum bu... Bu Sable'lar var ya, build karakteri ya. Vallahi bak. Buna ya jam build'i yapıyorlar, ya hızlı iyileştirme build'i yapıyorlar. Bir şey yapıyorlar. Tam bir görev karakteri yani. Karşıma gelince çok uyuz oluyorum. Çünkü sonuçta hızlı heal diyor, hızlı jam yapıyor falan. Katilin dezavantajına olan şeyleri yapıyor. Ama takımındayken de var ya, çok faydalılar ya. Bir şey diyeceğim, Leon'un son asılışı. Benim onu kurtarmaya gitmem lazım, ölme pahasına. Bizimki zaten jam yapıyor arkada. Oğlum Leon nerede? Uy, yine topuğumdan vurdu beni. Tamam, çok iyi. İlgi üstümüze çektik arkadaşlar. Aman diyeyim. Bu tarz avcı Huntress'ler avlarını
Oğlum hayır, vallahi hayır. Bak şu yaşadığım sorunun kaynağını bilmiyorum ya. Bu şey olayı var ya, gidiyor gibi yapıp geri dönüp palet deviriyorlar. Bunu yapanlar çok seri yapıyor. Ben bunu yaparken paleti hemen devirmediği için hasar alabiliyorum. Buradaki hatam ne acaba? Ping farkı falan mı diyeceğim ama pingim de sanırım o kadar fazla değil ya. Şu an 1.80'i gördü ama bilmiyorum ya. Ya bastığım sıra devirmedi, ne yalan söyleyeyim. 0.3 saniye falan bir gecikme oldu. Niye düşük not aldığımı babama açıklarken ben. Okey, hadi bakalım. Güzel bir Huntress maçıyla günü kapattık. Evet gençler, bu videoluk benden bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. İyi akşamlar.